Bursa Spor TV'den merhaba, günaydın sevgili izleyiciler. 25 Şubat 2010 Perşembe bugün. Her zaman olduğu gibi şehir gazetelerimize yansıyan takımımızla ilgili haberleri paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz bu ekranda. Evet, Olay Gazetesi ile başlıyoruz. Turumuzun ilk gazetesi. Avrupa yolu kısaldı deniyor. Bursa Spor Futbol Şube Sorumlusu camianın yüreğine su serpti. Mesut Mestan, Sakarya'da taraftarımızın manevi gücünü yüreğimizde hissederek Sivas maçını da kazanmak ve Avrupa'ya bir adım daha yaklaşmak istiyoruz dedi. Bursa Spor Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan, tarafsız saha Sakarya'da seyircisiz oynayacakları Sivas Spor maçında yeşil-beyazlı taraftarın tribünlerde olamayacağını belirterek, "Biz bu maçta cefakar taraftarımızın manevi gücünü yüreğimizde hissedeceğiz. Seyircimizin Bursa'dan göndereceği sinerjiyle Sivas engelini de aşıp ligdeki çıkışımızı sürdürmeyi planlıyoruz," dedi. Unutulmaz Fenerbahçe zaferine değinen Mestan, Fenerbahçe maçında kendilerine yakışan bir mücadele sergileyen futbolcularımızı ve teknik ekibimizi bu üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum. Kadıköy'de bizi yalnız bırakmayıp güç veren ve topçulara kadar gelip takımı bağrına basan cefakar taraftarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır ifadesini kullandı. Mesut Mestan sözlerini şöyle sürdürdü. Her maçımızda olduğu gibi Saracoğlu'na da gelen ve maçtan sonra takım otobüsümüzle Bursa'ya dönen Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Fenerbahçe galibiyetini bu başarılı ekibi kuran Başkanımız İbrahim Yazıcı'ya armağan ediyoruz. Önümüzdeki 5 maçlık seriyi en iyi şekilde geçip Avrupa hedefine daha da yaklaşmak istiyoruz. Bu maçlarda alınacak sonuçlar Avrupa kupalarına gitme şansımızı daha da güçlendirecek ve bu yolu kısaltacak. Alınan galibiyetleri hedefe giden yoldaki birer kilometre taşı olarak görüyoruz. Tek amacımız Avrupa vizesi alıp camianın 24 yıl süren Avrupa hasretine son vermek. Tüm Türkiye bizi izlemeye devam etsin, diyor Bursa Spor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan. Çok güzel bir konuşma bu. Özellikle şu ifadeler çok güzel. Her maçımız olduğu gibi Saracoğlu'na da gelen ve maçtan sonra takım otobüsümüzle Bursa'ya dönen Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Fenerbahçe galibiyetini bu başarılı ekibi kuran Başkanımız İbrahim Yazıcı'ya armağan ediyoruz. Biz de bu ifadelere yürekten katılıyoruz. Katılmamak elde mi? Evet. Sivas'ta Sakarya'da bildiğiniz üzere cumartesi günü saat 14'te karşılaşma Sakarya'da seyircisiz oynanacak. Fenerbahçe'ye yapılan Kupa Rövanşı'nda maç sonunda yaşananlar nedeniyle bir maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası alan Bursa Spor Sakarya yolcusu. Yeşil Beyazlı takımın tahkim kuruluna yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Sivas Spor maçının sahası Sakarya Atatürk Stadı olarak belirlendi. Cumartesi günü saat 14'te başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak mücadele seyircisiz oynanacak. Bu arada kulüp genel müdürü Osman Nuri Biçer ile genel menajer Adil Cenkçiler dün Sakarya'ya giderek Atatürk Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kulüp müdürü Sayın Osman Nuri Biçer izleyemese de maçı gönlü yüreği orada olacak. Hiç problem değil. O ceza onun için hakikaten Bursa Spor camiası için hiç problem değil. Hiçbir şey Bursa Spor'un önünü kesemez. Evet, dün iki futbolcumuz basın toplantısı düzenledi. Sol bek oyuncumuz Mustafa Keçeli ve forvetimiz Sercan Yıldırım. Keçeli önümüz açık diyor. Mustafa Keçeli Kadıköy'de çok iyi oynamamalarına karşın önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli sol bek bu galibiyet bizim için ekstra motivasyon oldu dedi. Keçeli şöyle devam etti. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek önemli. Türkiye gücümüzü idrak etti. Bundan sonraki her maçımız zor geçecek. Öncelikle Sivas, Diyarbakır, Kasımpaşa, Manisa ve Denizli'den oluşan beşli seriden istediğimiz sonuçlarla ayrılmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız ilk üçe girmek. Önümüze güven içinde bakabiliyoruz ve de önümüz açıldı. Sakarya'da Sivas'ta oynayacakları seyircisiz maçı da değerlendiren Keçeli, hedefimiz sahaya çıkıp 90 dakika mücadele ederek kazanmak dedi. Ve Sercan Yıldırım, özel hayatıma karışmayın, kimsenin özel hayatına karışamayacağını belirten Sercan Yıldırım, şampiyonluk zor bir kelime olsa da bunu çok arzuluyoruz dedi. İki futbolcumuz basın toplantısı düzenliyor dün Özlüce'de ki Sercan futboluyla, futboldaki başarısıyla, muvaffakiyetiyle, yıldızıyla, starlığıyla öne çıkan bir futbolcumuz ama yine gidip onun moralini bozacak, onun motivasyonunu düşürecek
tabiri caizse çok özür diliyorum, abuk subuk sorularla kafası karıştırılmaya çalışıyor. Ama o çok akıllı, çok düzgün bir futbolcu ve çok düzgün bir genç. O yüzden kendine yakışır cevabı veriyor. Özel hayatıma karışmayın. Evet. Sakatlığım nedeniyle maçı tribünden izledim. Her maçta takımın yanında olmak istiyorum. Takımımız müthiş mücadele örneği gösterdi. Oyunsal anlamda fazla etkili olamasak da girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Ertuğrul Hoca takıma geldiğinden beri belli bir oyun anlayışımız var. Birlikte hareket etmeyi sağladık. Oyun anlayışından hiç kopmuyoruz. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Şampiyonluk zor bir kelime olsa da bunu gerçekten istiyoruz. Özel hayatıyla ilgili ve bir isim telaffuz ediyor. Ben onu okumak istemiyorum. Atlıyorum çünkü Sercan deyince aklıma, benim aklıma futbol geliyor. Marka olmak, hafta sonu görev alıp en iyi şekilde yapar ve futbolumu ön plana çıkarım. Hedefimden sapmayacağım. Hedefim her zaman Bursaspor'a kupalar kazandırmak, şampiyonluk yaşamak. Buradan gideceksem de Avrupa'ya gidip Bursaspor'u ve kendimi marka haline getirmek istiyorum. Bunu futbolumla gösteriyorum ve herkes farkında. Şampiyon takım oyuncusu olmak çok farklı. Herkesin kız arkadaşı olabilir. Benim de bir kız arkadaşım oldu ve adı Ünlü. Eğer bu suçsa ben bunu zaten farklı algılamıyorum. Ama zaten Sercan en önemli bir cevabı vermiş. Özel hayatına karışmayın. Bu haberleri okumaya bile değmez. Evet. Eren ve Muhammed genç milli takımda. Bodrum'da 2-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek üçlü turnuvada Rusya ve Sırbistan'la mücadele edecek 19 yaş altı milli takımının aday kadrosuna Bursaspor'dan Eren Albayrak ve Muhammed Demir de çağrıldı. Ay Yıldızlılar 2 Mart Salı günü saat 14'te Sırbistan, 3 Mart Çarşamba günü de aynı saatte Rusya ile karşılaşacak. Bu arada oyun bozanlar satışta. Kapış kapış gideceğini umuyoruz. Bursaspor'un Kadıköy'de gerçekleştirdiği muhteşem geri dönüşün hatıra tişörtleri www.bursastore.com adresinden satışa çıktı. Ön yüzünde 2 avans 3'te biterle kuşların korkulu rüyası oyun bozan. Ama B harfinden sonra bir apostrof var, arkasından ozan geliyor. Çok kinaye taşıyan manidar bir kelime. Yazısının yer aldığı tişörtler maçın skoru olan 3-2'ye uygun olarak 23 liradan satışa sunuldu. Maçın skoru ve 2 gol atan Ozan İpek'in portresinin işlendiği tişörtler önümüzdeki günlerde Bursa Store mağazalarında satılacak. Fiyat da bu arada çok manidar. 23 liradan, 3-2'nin anısını 23 liradan satışa sunulacak. Bir tane bile kalmamacasına kapış kapış gideceğini tahmin ediyoruz. Tahmin etmek zor olmasa gerek. Şimdiden güle güle kullanın, güle güle giyin diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bursa Hakimiyet bu yarışa yürek dayanmaz diyor. Bursa Spor zirvedeki rakiplerine göre önemli bir fikstür avantajına sahip. Yine gülen yüzlü futbolcularımız, yine Ömer'in o halde bile sevinen, maçı bırakmayan o onurlu, o gururlu, o kaptan ifadesi. Öyle bir kaptan ki sonuna kadar kaptan, bu yarışa yürek dayanmaz. Bir maçı eksik olmasına rağmen zirveye yaklaşan yeşil beyazlıların kalan 12 haftada kendi sahasında 7 maçı var. Timsah bu özelliğiyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kayserispor'a göre bir adım önde gözüküyor. Süper Lig'de heyecan son sürat devam ederken kalan 12 hafta birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. Bursaspor'un 43 puanla 3. sırada bulunduğu ligde bir maçı eksik. Galatasaray 47 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor ve Beşiktaş'la amansız bir yarışa giren yeşil beyazlılar kalan 12 haftada önemli bir fikstür avantajına sahip deniyor ve devam ediyor. Kalan süreçte kendi evinde 7 maçı bulunan timsah bu özelliğiyle bir adım öne çıkan ekip olarak dikkat çekiyor. Zirvede yer alan Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor ve Beşiktaş'ın evinde 6 maçı bulunuyor. Bursaspor'un bir diğer avantajı ise hükmen kazanacağı Ankaraspor maçı. Galatasaray ve Kayserispor şu ana kadar bu hakkını kullanırken Bursaspor'la birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Ankaraspor'la maçları bulunuyor. Timsah'ın zirvedeki rakiplerinden Galatasaray'ın en zorlu dönemeci 26 ve 27. haftalarda. Önce Trabzonspor'a konuk olacak olan Sarı Kırmızılılar daha sonra sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe'nin 27, 28 ve 30. haftaları ise adeta ateşten gömlek. Sırasıyla Galatasaray, Kayserispor ve Beşiktaş'la karşılaşacak olan Sarı Lacivertli ekibin kaderini büyük oranda bu maçlar çizecek. Bursaspor'un zirvedeki rakipleriyle olan maçları ise son haftalarda 31. haftada Galatasaray'a konuk olacak olan Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri 32. haftada Kayserispor'u, son hafta ise Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Bursa hareketleniyor. Şampiyon Bursaspor denmiş. Bakırcılar Çarşısı'nın tam çıkış noktasına sevgili, yani Kızılay kapısından girdiğinizde çıkıştaki kapıya Şampiyon Bursaspor tabelası asılmış. Bursa'da her gün on binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Kapalı Çarşı ve Bakırcılar Çarşısı'ndaki dijital reklam ekranlarında her iki dakikada bir Şampiyon Bursaspor mesajları yer alıyor.
Sivas, Kasımpaşa, Diyarbakır, Manisa, Denizli maçlarını galibiyetle tamamlayıp iyi bir seri yakalamasını bekleyen taraftarlar yeşil beyazlı ekibin geçen yıllara oranla Sivasspor'dan daha avantajlı durumda olduğunu düşünüyor. Ama bunlar hem sevindirici hem üzücü şeyler. Çünkü Bursaspor bu raddeye, bu mevkiye gelene kadar böyle bir destek yoktu şehirde. Ne yalan söyleyelim. Bu kadar tabela, bu kadar bayrak, bu kadar canı gönülden destekleyen bir taraftar yoktu. Takım yükseldikçe paralel olarak artıyor. Tamam, sevindirici ama takımın önemli olan şampiyon değilken de, alt sıralardayken de yanında olabilmek, şehrin takımını destekleyebilmek. Yani çıktıkça destekleniyorsa demek ki, Allah korusun, takım düştüğü zaman da, hani arka sıralara düştüğü zaman demek ki bırakacaksınız takımı gibi bir ifade de doğmuyor değil insanın zihninde. İnşallah öyle olmaz. Büyük zafere özel tişört. Bursaspor'un Kadıköy'de elde ettiği muhteşem zaferin ardından yeşil beyazlı kulüp o maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırıp satışa sundu. 23 liradan satışta efendim. Hatıra tişörtleri şu an sadece www.bursastore.com adresinden satılırken ilerleyen günlerde Bursa Store mağazalarından da satışa çıkacağı açıklandı. Evet. Düdük Yılmaz'da maçımızı Bursaspor karşılaşmasını Abdullah Yılmaz yönetecek. Sevgili izleyiciler, biz de dün duyurduk size kendi ekranımızdan. Sivas maçı Sakarya'da, Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle bir maçını tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası alan Bursaspor bu cumartesi günü Sivasspor'la Sakarya'da karşılaşıyor. Futbol Federasyonu'ndan dün yapılan açıklamada zorlu 90 dakikanın Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 14'te oynanacağı bildirildi. Evet. Zor ama başarabiliriz diyor sol bek Mustafa Keçeli ve forvet Sercan Yıldırım. İki başarılı futbolcumuz. Bir de atkı açmışlar, adı Aşk Bu Eziyet'in yazan üzerinde. Bursaspor'un başarılı futbolcularından Mustafa Keçeli ve Sercan Yıldırım şampiyonluk söylemlerinin hayal olmadığını söyledi. Şampiyonluk zor bir kelime olsa da bunu gerçekten gerçekleştirmeyi çok istiyoruz dedi. Evet, önlerinin açıldığını, hedeflerin ilk üç olduğunu, güven içinde bakabildiklerini önlerine, bu periyottan iyi bir şekilde çıkarlarsa hedeflerine ulaşılacaklarını söylediler. Dünkü basın toplantısında iki futbolcumuz gazetelere yansıdı bugün. Evet, dersimiz Sivas. Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdüren Bursaspor dünü tek çalışmayla değerlendirdi. Bu arada Okçular Çarşısı, Bursalıların bildiği Kapalı Çarşı, Örtülü Çarşı diye geçen Kapalı Çarşı ve ilerleyen kısımdaki Okçular Çarşısı zaten bir yeşil beyazdı. Daha da bir yeşil beyaz olmuş. Çok güzel olmuş. O bayraklar hiç çıkmasın, orada kalsın, hep kalsın. Eskiyene kadar, eskince yenileri takılır nasıl olsa. Kadıköy Zafer'in özel tişört basıldı. 2 avans 3'te biter. Oyun bozan tarafsız sağ Sakarya Stadı, Sivasspor maçı Yılmaz'ın yine diğer gazetelere de yansıyan bugüne dair güncel haberler sevgili seyirciler. Hürriyet Bursa'ya geçiyoruz. Sırada Yiğido var. Timsah'ın başarılı oyuncuları Mustafa Keçeli ve Sercan Yıldırım şampiyonluğa giden yolda Sivasspor'u da yenmekten başka çarelerinin olmadığını söylediler. Zorlu periyot deniyor. Evet, dünkü basın toplantısına çıkan ifadeler burada yer bulmuş. Gene Bursa Haber gazetesinde de yer bulmuş. Bursaspor'un genç hocası Fenerbahçe zaferinin ardından gelecek için iddialı konuştu. Gerçek devrimi Bursaspor yapar. Başarılı hoca Ertuğrul Sağlam, Türk futbolunda bir devrim olacaksa bunu Bursaspor'un yapacağını belirtti. Evet, elektronik postalarınıza, kişisel iletilerinize her yere yazın. Tırnak içinde gerçek devrimi Bursaspor yapar. Ertuğrul Sağlam'ın hocamızın cümlesini yazın her yere. Özlü söz. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türk futbolunda devrim olacaksa bunu Bursaspor yapar dedi. Başarılı hoca, biz belirlediğimiz hedeflere yol alıyoruz. Nihayetinde şampiyonluk var. Ama bu fırsat kapımız erken gelirse hayır demeyiz. Önceliğimiz işimizi yapıp meyvesini toplamak. Bir maç eksiğimiz ve fikstür avantajımız var. Diyarbakır deplasmanından sonra evimizdeki 3 maçı kazanırsak çok farklı bir konuma geliriz ifadelerini kullandı. Bursa ile 3,5 yıllık sözleşme imzalarken planlarımızı sürekli gelişen, yükselen değer olma üzerine yapmıştık diyen Ertuğrul Hoca şöyle devam etti. Bazı hedeflerimize erken ulaşacağımızı gördük. Gelinen nokta bir planlamanın ürünü. Elimizdeki malzemenin niteliği önemli. Ondan önemlisi futbolcularımızın karakterinin üst seviyede olması geliyor. Buna paralel olarak takımda ürettiğimiz değerler bizi başarıya götüren etkenlerin başında geldi yorumunda bulundu. Sağlam.
Türk futbolunda bir devrim yapılacak ve tarih yazılacaksa bunun Bursaspor tarafından gerçekleştirileceğine olan inancım bu hedefe ulaşma noktasında bana güç veriyor diye sözlerini bitirdi. Cümleyi bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Gerçek devrimi Bursaspor yapar. Evet, çarşı havaya girdi deniyor yine. Bursaspor sloganları, şampiyon Bursaspor sloganları yazılmaya başlandı. Ve Kapalı Çarşı ve Bakırcılar Çarşılarındaki dijital reklam ekranlarında 2 dakikada bir Şampiyon Bursaspor mesajları yer alıyor. Taraftarlar yeşil beyazlı ekibin geçen yıllardaki Sivasspor'dan daha avantajlı durumda olduğunu düşünüyorlar deniyor. Cezalı maç Sakarya'da. Ozan İpek, yine fotoğrafta Ozan İpek var. Bir maç eksiğimize rağmen fikstür avantajımız da düşünürsek şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'den bir puan öndeyiz dedi. Dün Özlüce yine misafirleri ağırladı. Boş Meslek Lisesi'nden, Meslek Eğitim Merkezi'nden öğrenciler ve bir de Nilüfer Belediyesi'nden yine konuklar geldi. Bir de İran'dan bir heyet geldi. Futbolcuları ve teknik ekibi Ertuğrul Sağlam'ı kucaklamak, onlarla görüşmek üzere. Onunla ilgili bir haber var. Timsah ilgi büyük deniyor. Cumartesi günü Sakarya'da oynanacak Sivasspor maçı hazırlıklarını Özce testlerinde sürdüren yeşil beyazlara ilgi büyüdü. Dün yapılan çalışmaya Nilüfer Belediyesi çalışanları ve Boş Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri gelerek teknik heyet ve futbolcuların Fenerbahçe zaferinden ötürü kutladı. Sivasspor maçı Abdullah Yılmaz'ın deniyor. Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Abdullah Yılmaz. Genç bir hakem. Genç oluşu, bölgesi, FIFA kokartı, ne iş yaptığı hiç önemli değil. Önemli olan adil olsun. Yeter ki adil olsun. Ana tişörtleri satışta 23 liradan. Satışta sevgili izleyiciler, 3-2'nin anısına 23 lira. Bir an önce tüketile. Hürriyet gazetesi Bursa 2 ince hesaplar diyor. Bursa Spor'da herkes zirve. Yarışına temkinli yaklaşırken yeşil beyazlı taraftarlar ligin bitimine 12 hafta kala şampiyonluk hesapları yapmaya başladılar bile. Gol atacağımı hissettim diyor Ozan. Fenerbahçe maçında 2 gole yıldızlaşan Ozan İpek, maçın kader anlarını oynuyorduk. Son dakikada pozisyonda atacağımı hissettim ve vurduğum top ağlara gitti dedi. Evet. Maçın kader anları son dakikalarda Beşiktaş maçının benzeriydi. Son 5 dakikada 2 golü bulduk. Muhteşem bir maç oldu. Teknik direktörüm Ertuğrul Sağlam da beni alnımdan öptü. Maç sonrası babasının kendisini telefonla aradığını belirten Ozan çok mutluydu. Bağırmaktan sesi kısılmıştı. Eminim ki herkes böyle bir duygu yaşamak ister. Aradığında heyecandan konuşamadık dedi. Ozan, transfer teklifleri var mı sorusuna evet var. Profesyonel futbolcuyum. Şu anda burada mutluyum. Bir yıl içinde inanılmaz performans yakaladım. İlk hedefim milli takım diye konuştu. Tabii onların milli takımda oynayacak olması veya Avrupa'da bir takımda oynayacak olması bizi sevindiriyor ama bir taraftan da üzüyor. Onların hiçbirinden kopmak istemiyoruz çünkü. Şampiyonluğa hazır. Bursa şampiyonluğa hazır. Fenerbahçe galibiyetinin baş mimarı Ozan İpek, yeşil beyazlı camianın taraftarıyla şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazır olduğunu söyledi. Fener'i yenmek önemli. Mustafa Keçeli, Fenerbahçe galibiyetinin hedefler doğrultusunda önemli olduğunu söyledi diyor. Dünkü yine basın toplantısından yansıyanlar. Et tırnak olduk. Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve maçı tribünden izleyen Sercan Yıldırım, bizler et ve tırnak gibiyiz. Her maç takımın yanında olmak istiyorum. Oynamasam bile o atmosferi tatmak istiyorum. Maçı tribünden izledim. Arkadaşlarım müthiş mücadele örneği gösterdi. Oyunsal anlamda fazla etkili olamasak da kazandığımız pozisyonları değerlendirdik. Hoca takıma geldiğinden beri oyun anlayışımız var. Birlikte hareket etmeyi sağladık. Kondisyon olarak Fenerbahçe'den üstündük. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Şampiyonluk zor bir kelime olsa da bunu gerçekten çok istiyoruz diye konuştu. İşte Sercan Yıldırım. Kadıköy galibiyeti ölümsüzleşti. 2 avans 3'te biter. Oyun bozan. Bursaspor'dan Fenerbahçe galibiyeti anısına özel tişörtler basıldı. İnsanın bir an önce alıp bir an önce giyesi geliyor bunları. Kısa kollu ama olsun. Kışın ortasında da giyilir bunlar. Üstündeki yazı ısıtır insanı zaten. Petek mi timsah mı? Bursaspor taraftarlarının uzun süredir istediği yeni stat projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından çizdirilirken Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya sunduğu farklı stat projesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sunduğu stat projesinin UEFA kriterlerine uyduğunu belirten Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk İşleri Sorumlusu Yunus Egemenoğlu, biz daha iyisi daha güzeli olsun istiyoruz, önemli olan bu. Bunları söylerken Petek projesine bir zorunluluk vermiş değiliz. Elbette kararı Bursa verecek. Biz kimseden para almadık, istemiyoruz da. Projemizi ortaya koyduk, beğenilir yapılır. Beğenilmezse kendinizinkini yaptırırsınız. Biz Bursa'ya yakışan proje olsun istiyoruz. Bana sorarsanız timsah mı petek mi diye ben timsah derim.
Ancak teknik altyapısını, başka detay ve kriterleri koyarsanız TFF projesi derim. İnanıyorum ki biz anlattıktan sonra Bursa'da %90 Türkiye Futbol Federasyonu projesi diyecek. Biz anlatalım, ondan sonra Bursa ne karar verirse kulübümüz dedi, kabulümüz dedi. Evet, bu da güzel bir stat ama tabii gönül sanki biraz timsahtan yana kayıyor değil mi? Hayırlısı ama hangisi hayırlısı olacaksa olsun, hangi statta takımımız maçlar kazanacaksa o stat olsun. Sivas maçı Sakarya'da dedik sevgili izleyiciler ve son gazetemiz meydandan son başlıkları aktaralım. Şampiyonluğu düşünmeliyiz, başarı için şampiyonluğu düşünmeliyiz. Bursaspor'un tangocusu Pablo Martin Bataja şampiyonluğun reçetesini yazdı. Sivasspor maçını kazanmayı düşünüyoruz diyor. Rahat olur sadece bir sonraki maçı düşünürsek diyor. Bu bizi bir yerlere getirecektir. Alışıyorum. Her geçen gün Bursa'ya ve takıma daha fazla alıştığını, yolda karşılaştığı taraftarların ilgisi sayesinde kendisini evindeki bir hissettiğini belirten Bataja, bunun da performansına olumlu yansıdığını belirtti. Bataja taktik gereği zaman zaman yedek soyunduğunu, zaman zaman da ilk 11'de yer aldığını anımsatarak bunun kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi. Golüm var diyor. Rakip fileleri boş geçmediğini iki haftadır belirtiyor ve Sivasspor maçında sağlamın görev vermesi halinde yine gol atacağını söylemiş. Bataja inşallah. Şampiyonluk için konuşmak erken demiş. Bu takımı strese sokabilir, rahat olur. Sadece bir sonraki maçı düşünürsek bu bizi bir yerlere götürecektir. Neşemiz yerinde. Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı neşeli antrenmanla sürdürdü Bursaspor. Sevgili izleyiciler, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 ile geçen Bursaspor hafta sonu oynayacağı Sivas maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Özlüce tesislerinde yaklaşık 1,5 saat süren ısınma koşularıyla başlayan Yeşil Beyazlar açma gelme çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Demir, Emre Pehlivan, İsmail Aktar odabaşı takımdan ayrı çalıştı denmiş sevgili izleyiciler. Sağlamdan terapi. Fener galibiyetiyle gündeme oturan Bursaspor'da teknik patronu Ertuğrul Sağlam futbolcularını Sivas maçına motive etmeye çalışıyor. Oyuncularından artık Fenerbahçe maçını unutmalarını istedi. Sercan Yıldırım tamamen hazırım diyor. Sercan özel hayatıyla ilgili çıkan eleştiriler hakkında gereken cevabı sahada vereceğini söyledi. Kimseyi ilgilendirmez Sercan, sen yoluna devam et. Evet. O bir Atatürk hayranı. Kim biliyor musunuz? Leonardo Iglesias. Elinde bir Atatürk posteri var. İzindeyiz. Devrimlerin izindeyiz. Atamızın Ay Yıldızlı Bayrak önündeki fotoğrafıyla. Bursaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Arjantinli Iglesias Atatürk hayranı olduğunu söyledi. Yıllardır Türkiye'de yaşadığını belirten Iglesias bu zaman zarfında Atatürk'ün hayatı hakkında çeşitli kitaplar okuduğunu söyledi. Atatürk'ün Türk milleti için büyük bir şans olduğunu belirten Arjantinli golcü bana göre 100 yılın en önemli lideri diye konuştu. Recep Bölükbaşı akan su önünde durulmaz diyor Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı. Sivasspor maçının Sakarya'da oynanmasının Bursaspor'un yükselişini durduramayacağını söylüyor. Sercan Yıldırım tamamen hazır olduğunu söylüyor. İpler bizim elimizde diyor Ozan İpek. Timsah'ın parlayan yıldızı Ozan İpek zirve yarışında avantajlı olduklarını söyledi. Tarihi maçı özel tişört, Timsah'a sevgisiyle. Evet, takımımızla ilgili haberler işte böyle dolu dolu yer almıştı. Şehir gazetelerimizde sevgili izleyiciler, 25 Şubat 2010 Perşembe'nin payına düşenleri zevkle paylaştık sizlerle. Güne dair gelişmeleri, güne dair takımımızla ilgili haberleri. Yarın gün güzellikler getirsin sizlere. Bugün de çok güzel geçsin, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı, mutlu, huzurlu, aydınlık bir gün olsun. Yarın ve ilerleyen günler öyle olsun. Sevgili izleyiciler, takımımızın başarılarını, nice başarılarını ve de şampiyonluğunu kutlayalım. Yine bu ekranda sizlerle paylaşalım istiyorum. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.